gözlerimin içine bak. Samsak döveci senin de ağzına takıldı mı? İlk söylediğim andan itibaren evet. Ben sizden 1,5 yıl öncesinde söylüyordum. Biz onları çünkü stok çekiyoruz çok önceden. Ben 1,5 yıldır söylüyordum. 1 ile 10 arasında ne kadar kıskançsınız? 10. Efendim? Evet. 10 mu? Evet. Hadi ya. Evet ya. Ya şey yani müzisyen Elif dışındaki şeyler çok kötü. Çok zor yani. Hadi ya. Gerçekten Allah. Çok zor kıskancım. Ne her şeyi kıskanıyor musunuz? Kıskanabilirim. Ama tabii onun konunun da ne olduğu çok önemli. Hani kasıtlı yapıyorsa tabii ki dalga geçerim ama hani kıskanırım. Sevdiğim insanları kıskanırım. Hiç planın olmamasına rağmen evde kendin için süslendiğin oldu mu? Yok. 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 Çünkü zaten sahneden dolayı çok fazla süsleniyorum. Evet. Sürekli makyaj, sürekli kıyafet. Evet. O yüzden evde sadece pijamalar. Hatta beni dışarıda eşofmanla görüyorlar. Hani aha. Elif Hanım siz niye böyle giyiniyorsunuz diyorlar. Hani beni hep böyle görmeye alışmışlar ya aslında ben. Yani şey çok enteresan benim de gerçekten takım elbiseyle benzer bir sorunum var. Gerçekten evde de takım elbiseyle oturduğumu zanneden eski tanıdıklarım oldu. Evet. Oldu. Artık onlarla görüşmüyorum tabii ki. Ama şey yani bir de normal hayatta çok rahat giyinmeyi seviyorum ben. Ama öyle. Sahnede sürekli takım elbise giyince bir tuhaf oluyor. Evet. Evet. Bitlendin mi? Bu nasıl soru lan? Bu niye merak edildi? Bilmiyorum. Bir şey biliyorlar demek ki. Yok hayır bitlenmedim. Hiç bitlenmedim. Yok hayır. Harikulade. Ama asistanım şey şu an bitlendi. Erken olmuş. Evet. Biraz. Görüşmüyorum ama 4-5 gündür evden çıkmıyor. İlaçlanıp şu an evde. Aa tövbe estağfurullah. Gerçekten mi bitti? Evet. Aa. Uyuz, bit, hepsi var. O da bilmiyor. Nereden kaptığımızı bilmiyorum. Ama ekipte bir şey yok. Sadece çok onda var. Çok geçmiş olsun. O zaman onun uyuzluğudur. Şaka şaka. Çok geçmiş olsun. Peki romantik bir akşam yemeğinde karşındaki ne yaparsa senin tadın tamamen kaçar. Etrafa çok bakarsa. Hani çok güzel kız var ya hani mesela benle konuşmayıp etrafa bakarsın. Elif Hanım rica ederim siz de güzelsiniz de yani. O etrafa yanlışlıkla baktı mesela. Ha yanlışlıkla bakması tamam da hani böyle dikkatli bakarsa aynı yere 5-6 kez. Hiç başınıza geldi mi böyle bir şey? Geldi. Şaka. Vallahi geldi. Ama öyle flört şeyi değildi. Ben niye bunu bu kadar sevindim? 3 kişiydik. Şimdi mesela bir şey konuşuyoruz karşıdaki kıza bakıyor mesela. Aa. Evet. Hani tanıdığımı falan diye anlamaya çalışıyorum. Yok tanıdığı da değil. Öyle olsa selam verir de. Evet. Yani mesela çok komik bir durum. O beni rahatsız ediyor. Oradan kalkıp gitmek istiyorum. Yani ben konuşuyorum orada seninle sohbet ediyorum. Ben mesela bunu herhangi bir romantik bir buluşmada bunu ihtimal dahilinde görmediğim için o yüzden galiba bana fazla... Aslında yok o romantik bir buluşma değildi. Yanlış o. O arkadaşlar arası bir buluşmaydı. Aha. Ama yine sizin de rahatsız için edici fark etmez. Yani. Evet. Anladım. Kıskançlığınızın 10 olduğuna yavaş yavaş ikna oluyoruz. Sevgili izleyenler, en sevdiğin küfür hangisi? Ha, küfür edemem. Küfür edemem? Ha normal. Etmez. Sevdiğin bir küfür yok. Yok. Yalan. Bir tek kardeşime edebilirim. O da çok sinirlendiğimde. O da çok zar zor. Zar zor? Evet, çok ettiğiniz çıkmıyor. Hangisi? Ne diyorsunuz be? Eşek. Yok. Hmm. Hayır, hayır. Bayağı ciddi bir küfür var. Mesela, söyleyeyim mi? Lütfen. Zaten ay söyleyemem, değil. Ben çok utanırım. Arkanızı dönün. Ne? Ha çok iyi, çok iyi. Gayet iyi. Gerçekten çok zarif bir hanımefendisiniz. İyi geldi mi? İyi geldi, evet. Peki, sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okurum. Net. Ama okuduğum şeylerden sonra ayrılırım. Mutlaka. Ha, kötü şey yazdığına eminiz yani. Vardır yani, evet. Allah Allah. Aynen. Hiç başınıza biraz geldi. Biraz takıntılı. Yok günlük hiç okumadım ama başka mail falan okudum mesela. Evet. Ve sonra ayrıldım. Mail çünkü falanlıydı. Çok çirkindi ya. Çok mu çirkindi? Çok çirkindi. Bizi o kadar merakta bıraktınız ki şu an Gülseren Hanım. Asla anlatamam. Ama asla. Şu aklıma geldi şu an. Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? Bence de gayet dürüsttünüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.